Merhaba sayın seyirciler. Güzel bir hafta değil seçime doğru programımıza başlıyoruz. Evet, bugün konuğumuz Sayın Mehmet Türkbay, Cumhuriyet Halk Partisi Konak Belediye Başkanı adayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağolunuz beni konuk ettiğiniz için. Böyle güler yüzlü bir siyasetçiyle karşılaşınca ben de programa hem de güzel gidiyor böyle programlar. Teşekkür ederim. Hem de haftada güzel oluyor. Güzel bir başlangıç oldu haftaya sizinle birlikte. Sağolunuz. Ama ne demişler? Hayat bir aynadır. Gülümsersek o da bize gülümser. O da bize. Yani hayata pozitif yaklaşırsanız karşılığını pozitif olarak alırsınız. Yani. Her zaman felsefemiz bu. Her zaman olamıyor sanki böyle. İstediğin kadar olamıyor ama insanın içerisinde kötü düşünce olduktan sonra bazılarında böyle istediğiniz kadar iyi niyetle yaklaşın. Ama ben her zaman söylerim, Buda'nın bir lafı var. Budizm felsefesinin kurucusu Buda. Buda diyor ki her şey biter diyor. Neşeleniyorsunuz, neşeniz bitiyor. Üzülüyorsunuz, üzüntünüz bitiyor. Yeri geliyor, ömür bitiyor. Evet. Yani bu makamlarda hep bitiyor. Siyaset yapıyoruz ama siyasette de milletvekili oluyorsunuz, başbakan oluyorsunuz, cumhurbaşkanı oluyorsunuz. Neticede bitiyor. Her şey biter. Önemli olan geride, o süreçte bulunduğunuz makamlarda iyi şeyler verebilmek, iz bırakabilmek. İsminizin güzeller. İyi olarak anılması. Evet, önemli olan o. İyi insandı, düzgün insandı. Bulunduğu makamın gereğini yerine getirdi. Ya, yapılması gerekenleri yaptı. Böyle anılmak. Yahut o makam bıraktıktan sonra yolda giderken birçok insanın merhaba başkanım diye böyle gülümseyerek bakması, değil mi? O çok önemli. Onu siyasette, devamlı siyaset yapanlar bilirler. Biz de yaşıyoruz doğal olarak. Cenazelerde, düğün merasimlerinde bakıyorsunuz. O makamının hakkını verenler, o makamdan düştükten sonra da orada o ilgiyi, alakayı, sevgiyi görüyorlar. Ama eğer o makamın hakkını vermemişlerse, gördükleri zaman sırtını çevirip gidiyorlar. Hoş bir şey değil. O nedenle bulunduğun makamın hakkını vermek lazım. Her şeyin biteceğini düşünerek. Elbette. Evet. Genelde böyle klasik olarak işte tanıtır mısınız kendinizi falan deriz ama artık Mehmet Türkbay'ı tanıtmaya gerek yok. Teşekkür ederim. O yüzden ben sizi sormadım. Ben sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Genel bir Türkiye değerlendirmesi yapalım mı? Kısaca. Yapalım. Kısaca tabii genel. Yani iyiye gitmiyoruz. Yani birileri iyiye gidiyoruz diyor ama iyiye gitmiyoruz. Daha dün emekliler Kemeraltı girişinde eylem yaptılar emekli maaşı ile ilgili. Hep yani Türkiye'de 10 milyon geçkin emeklimiz var. Sıkıntı, problem. Yani bunlar açlık sınırında yaşıyor bu emeklilerimiz. Sorduğunuz zaman emeklilerle ilgili kaynak aktaralım, durumlarını iyileştirelim dendiği zaman kaynak yok, kaynak yok. Bir bakıyorsunuz geriye, 4 milyon Suriyeli'ye istendiği zaman kaynak bulunabiliyor. Ama emekliye, dar gelirliye geldiği zaman kaynak yok. Bütçe çöker. Yok böyle bir şey. Bakıyorsunuz, geçmişte Cumhurbaşkanımız daha başbakan olmadan önce simit, peynir örneği veriyordu. Şimdi simit, peynir örneğini versek, aynısını koysak emekli maaşı yine yetmiyor. Yani birinci sorunumuz ekonomi, sıkıntı. Ben dün pazara gittim, yine soğan yine 5 lira olmuş. Soğan yine 5 lira, kuru soğan. Kırmızı soğan 8 lira, salatalık 7 lira, biber 10 lira. Taze fasulyeye baktım, 20 lira. Şimdi bu vatandaş filesini nasıl dolduracak? En büyük sorunumuz, problemimiz ekonomi. Ama biz bunu gündemden kaçırmak adına, çıkartmak adına hep başka kulvarlara, başka kulvarlara geliyoruz. CHP. Sanki ülkeyi CHP bu duruma getirmiş. 16 yıldır iktidardasınız. 16 yıldır iktidarda. Her şey elinizde, her türlü imkan elinizde. Yani yapmanız gereken ne varsa yapın. İzmir Sayın Cumhurbaşkanı geldi, pazar günü aday açıklaması yaparken yine CHP vurdu. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Elinizi tutan yok. Kimse elinizi tutmuyor. İlla İzmir'e yatırım yapmak için, katkı koymak için, İzmirli vatandaşın durumunu madem kötüyse iyileştirmek için belediye başkanı olmaya gerek yok. Genel iktidar her türlü problemi çözmek adına genel iktidar olmuş. Yani oralar şikayet merci değil. Şikayet merci değil. Yoksulun, vatandaşın, dar gelirlinin durumunu iyileştirme yerleri orası. Yani ben belediye başkanı bizden olursa şöyle yapacağız. Efendim, genel iktidardasınız. Yapın. Körfez'de sıkıntı varsa körfez temizlemesiyle ilgili gereğini yapın. Ulaşımda sorun varsa yapın. Ben inanıyorum
bizim belediyelerimiz, İzmir'deki belediyelerimiz vatandaşın iyiliği için, durumunun düzelmesi için genel iktidarın önerilerine her zaman kapılarını açık tutmuştur. İyi ne varsa yerine getirir yerel yönetimlerimiz. O nedenle yani kimse İzmirli'yi kandırmaya kalkışmasın. İzmirli kolay kolay bu tuzaklara düşmez diye düşünüyorum. Evet, belediyelerimizin kapıları her zaman açıktır diyorsunuz. Bir şey yapmak isteyen varsa. Tabii canım, ellerini tutan yok. Genel iktidar gelsin yapsın, yol yapacağım yapsın. Yani belediye halkın iyiliği için olduktan sonra her türlü katkıyı koyar. Niye koymasın? Evet. Az önce Suriyelilere kaynak bulunuyor ama emeklilere kaynak bulunamıyor dedi. Suriyelilerle ilgili bugünlerde çok konuşma var. Özellikle seçim nedeniyle mi çıkıyor bunlar, yoksa gerçekten konuşulması gereken şey? Yani şimdi arabayla gidiyorsunuz, her ışıkta bir Suriyeli çocuk, küçük. Yani bunlar ileride yani Türkiye ile ilgili yani büyük problemler şu anda da yaşanıyor da, yani ileride bu çocuklar büyüyecek, eğitim alamıyor, sıkıntılar var. Bunlarla ilgili bir an önce bir çözüm bulmak lazım. Yani anlatılıyor böyle, bilemiyorum doğruluk derecesini. Yani askerlik yaşın çağındaki genç Suriyeliler gezip tozup eğleniyorlar. Bizim askerimiz, Mehmetçiğimiz gidiyor Suriye'de onların hakkını, hukukunu korumak için savaş veriyor. Yani kamu vicdanında hoş olmayan şeyler bunlar. İçişleri Bakanı bu konuda aslında oldukça geniş bir açıklama yaptı. Şey, konuşulanlar yanlış dedi. Ama yaşayanlar daha iyi bilir. O yukarıdan empati yapmak lazım. Bir de gören, yaşayan, iletişim kuran insanlar bunu söylüyor. İşte bakalım söylediğini söylemiyor. Evet. Az önce dediğiniz gibi aslında Sayın Cumhurbaşkanı hafta sonu buradaydı. AK Parti'nin İzmir'le ilgili adayları açıklandı. Evet. Bu adaylar hakkında söyleyeceğiniz bir şey var mı? Mesela Nihat Zeybekçi'den başlayalım. Şimdi tabii şimdi Sayın Nihat Zeybekçi tabii Denizli'den geldi. İzmir'i tanıyacak. Tanıyınca kadar zaten seçim bitecek diye düşünüyorum. Yani başka partilerin iç işlerine karışmak istemiyorum ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla ondan fazla ilçe başkanı, ilçe belediyelerinde belediye başkan adayı gösterilmiş. Yani bu da gösteriyor ki AKP kendi iç dünyasında biraz daha örgüte ağırlık vermiş. Örgütten adayları ön plana çıkarmış. Yani il başkanının ağırlığı aday belirlemede belli oluyor. Burada MHP'ye verilen, MHP'liler çok memnun değiller bu kendilerine verilen ilçelerden anladığım kadarıyla. Mesela Narlıdere, Narlıdere'de bildiğim kadarıyla AKP'nin iki meclis üyesi vardı. Diğerleri hepsi CHP'dendi. Şimdi MHP'ye verildi. Yani orada bu sefer tahmin ediyorum Narlıdere tulum çıkaracak diye tahmin ediyorum. Zaten Kiraz belliydi. MHP'den AKP'ye geçmişti, onun bir sorunu yok. Selçuk çok sürpriz oldu. Osman Başterzi geldi oraya. Mevcut bir belediye başkanı vardı. Orada zaten genel seçimlerde yani MHP, AKP dışarıdakilerin oylarının toplamı CHP'nin tek başına aldığı oyun toplamına da yetişmiyordu. Orada da iyi bir yarış olacak. Sıkıntı burada Foça'da. Foça geçmiş seçimlerde de yaşadık. İl başkanlığımız, il başkanımız ve il yönetiminde bu konularla ilgili görevli arkadaşlarımız bir çalışma yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Geçici seçmenimiz var. Seçmen geliyor Foça'ya. Haziran seçimlerinde 2500'e yakın asker eğitim için, yani assubay nakli yapılmıştı. Yani bu seçimde de tahmin ediyorum 3500-4000'e yakın asker geldi. Yani asker dediğim normal rütbesiz er değil. Uzman. Uzman er. Onlar tabii oy kullanabiliyorlar. Onunla ilgili 4000-4500'e yakın bir asker seçmen geldi oraya. Kayıtlara girmiş. Dün ilçe başkanımızla görüştük. Milletvekilimiz Bedri Selter'le de görüştük. Ama ilimizde bu konuda çalışma yapılıyor. Onunla ilgili yasal olarak yapılması gereken ne varsa yapacağız. Yani bir suni seçmen kaydırma gibi bir şey var Foça'da. Böyle bir durum var. Evet. Biraz daha AK Parti'den devam edeyim mi? Sayın Binali Yıldırım da buradaydı. Sayın Binali Yıldırım da buradaydı. Evet. Biliyorsunuz İzmir Milletvekili, Meclis Başkanı, aynı zamanda şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Evet.
Şimdi biz seçimde bunu Genel Başkanımız Binali Bey'in konumunu kullanmayacağız dedi ama... Pardon, sözünüz gibi. Özellikle sordum çünkü anayasa kitapçıyla gelmişsiniz, o yüzden sordum. Çantamdan hiç eksik etmem. Şeyle. Şimdi Genel Başkanımız Binali Bey'in meclis başkanlığından istifa etmeden AKP adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmasını çok fazla gündeme getirmeyeceğiz dedi ama... Ama yasal bir zorunluluk bu, meclis başkanının istifa etmesi. Anayasanın 94. maddesi. Genel Başkan bu konuda pek konuşmuyor sanırım. Daha çok Sayın Özgür Özel'in açıklamaları var bu konuda. Olabilir. Evet. Anayasanın 94. maddesinin son fıkrası. Aynen okuyacağım. İzin verirseniz sonra yorumlamasını yapalım. 94. madde. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, başkan vekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine, görevlerinin gereği olan haller dışında meclis tartışmalarına katılamazlar. Başkan ve oturumu yöneten başkan vekili oy kullanamazlar. Yani ne diyor? Üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine katılamazlar diyor. Şimdi burada AKP yönetimi seçim yasasını tahmin ediyorum 24. maddesinden faydalanarak kıyas yapmaya çalışıyor. Bu belediye başkanları için geçerli değildir noktasına da ilk defa oluyor tabii bir meclis başkanının istifa etmeden veya meclis başkanının belediye başkanlığına aday olması Türkiye'de ilk defa oluyor. Ama hukuk fakültesi 1. sınıfında okuturlar. Yasalar hiyerarşisi. Yasalar hiyerarşisi nedir? Birinci, en tepedeki yasa anayasa. En tepedeki anayasa. Diğer yasalar anayasaya aykırı olamaz. Anayasa, normal yasalar, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler böyle gider. Yani temel yasa anayasa. Seçim kanunundaki anayasaya aykırı olan maddeler olmaz. Yani hukuk fakültesinin 1. sınıfında okutulur bu. Temel yasamız, anayasamız, herkes bu anayasaya göre hareket etmek zorunda. Anayasanın 94. maddesi de diyor ki, meclis başkanı mensubu bulunduğu siyasi partinin faaliyetlerine katılamaz. Faaliyeti geniş yorumlarsın burada ama burada ne kadar geniş yorumlarsan yorumla, bu mensubu bulunduğu partinin belediye başkan adayı olması en önemli, en birincil siyasi faaliyettir. Bu nedenle meclis başkanının yasal olarak anayasaya aykırı olmamak adına istifa etmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili herhalde genel merkez gerekli yasal başvuruları da resmi adaylık başvurusu yapıldığında yapacaktır diye tahmin ediyorum. Milletvekilleri kanun şeyine dayanaraktan, onlar da aday olabiliyorlar ya, ona dayanaraktan herhalde. Ama meclis başkanı diyor bu. Bu meclis başkanı, meclis başkanı diyor. Şey var. Meclis başkanı ayrı. Anayasaya madde koymuş. Artık şey yok, bunun damici mi yok yani Türkçesi? Yüksek Seçim Kurulu'yla anayasanın maddesi arasında artık. Artık yüksek herhalde, seçim. Herhalde ilgilenecekler bu konuda. Tabii. Evet, ne diyorsunuz? AK Parti adayları açıklandı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde hala bu konuda bir adım yok. Daha doğrusu adaylarla ilgili küçük bir değerlendirme. Şimdi dediniz ki örgütün içerisinden gelme. Evet. Örgütün içerisinde, şimdi bu çok önemli bir tespit söylediniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de genelde bu tür sıkıntılar oluyor. Şimdi bunu evet. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bir sevindirici bir durum var. Her ilçede çok fazla adayımız var. Evet. Yani her ilçede çok fazla adayın olması partimize olan güveni gösterir. O ilçede kazanmaya olan inancı gösterir. Hı hı. Bu çok sevindirici bir durum. Öncelikle onu belirtmek lazım. Adayların geç açıklanması, adayların hepsi birbirinden kıymetli aday arkadaşlarımız. Onlar açısından tabii inceleyip sık dokumaları lazım. İyi değerlendirme yapmaları lazım. Biraz gecikiyor da olsa sonunda tahmin ediyorum genel merkez en uygun adayı seçecektir. Başından beri tezim o. Mümkün olduğu kadar, örgütten gelen, örgütte çalışmış, liyakatlı, birikimli, deneyimli adayların belediye başkanı adayı gösterilmesi taraftarıyım. Çünkü örgütle beraber yönetecekler belediyeyi.
ben aday olursam ben örgütümle beraber yürüteceğim. Ben tek başına Mehmet Türkbey olarak gidip bağımsız aday olsam eşim bile bana oy vermez doğal olarak. Biz örgütüne inanan, örgütüne güvenen bir partiyiz. Bir örgüt partisiyiz. Buna inanıyoruz. 90 küsur yıldır ayakta kalmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu. Örgütten gelen deneyimli, birikimli, liyakatlı, iktidarın baskısına boyun eğmeyecek, partisini bulunduğu, seçildiği ilçede 5 yıl layıkıyla partisine olan saygı çerçevesinde yönetecek adaylarımızın olması lazım diye düşünüyorum. Sadece seçim kazanmak adına değil. Çünkü 5 yıl yöneteceğiz. Evet. Biz belediyelerde başarılı olursak, yerel yönetimlerde başarılı olursak genel iktidarın kapısını o şekilde açacağız. Yani bunun başka alternatifi yok. Burada başarılı olmamak gibi bir lüksümüz yok. Başarılı olmak zorundayız. Belediyelerde başarılı olursak belediyeler, genel iktidarın kapısını oradan açacağız. Çok önemli. Bakınız belediyeler niçin önemli? 94 seçimlerini hatırlayın. Yanlışım varsa düzeltin. 94 seçimlerinde İstanbul ve Ankara örneğini vereceğim. 94 seçimlerinde İstanbul'da Refah Partisi adayı Recep Tayyip Erdoğan 25.4 mü, 25.6 mı, %25 diyelim. Evet. Oy aldı. Yazdık onu bir kenara. Geldik, ANAP'ın adayı vardı, İlhan Kesici, %22 oy aldı. Doğru Yol'un adayı, küsuratları atıyorum, hafızam yanıltabilir, Bedrettin Dalan %15 oy aldı. ANAP, Doğru Yol, Sağ Seçmen %37 koyduk bir kenara, Refah Partisi %25. SHP'nin adayı Zülfü Livaneli %20 aldı. DSP'nin adayı Özkan'dı galiba, Necdet Özkan. O da %13 civarında bir oy aldı. Sol'un adayını koyuyoruz bir kenara. Sol aday yine sağın adayı %37. Böyle kaybettik İstanbul'u. %24-25'te Refah Partisi'nin. Ankara'ya gelelim. Ankara'da Koray Göymen 6000 küsur öndeydi, seçimi kazanmıştı. Melik Gökçek itiraz etti. 6000 küsur oyla seçimi kaybettik. 6000 küsur oyla Melik Gökçek'in itirazıyla Koray Göymen Ankara'da seçimi kaybetti. Bakın DSP'nin adayı 111 bin oy aldı. CHP'nin adayı Ali Dinçer'di 30 bin oy aldı. O zaman CHP yeni kurulmuştu. 92 SHP, CHP ayrı gittik bir seçimlere. Onun sıkıntısı da yaşandı birçok yerde. Onun sıkıntılarını o günden bugüne maalesef hala çekiyoruz. Yani DSP 111 bin oy aldı, Ali Dinçer 30 bin oy aldı, 140 bin oy ama Melik Gökçek 6 bin küsur oyla Koray Göğmen'e karşı seçim kazandı. Ankara ve İstanbul 94 yılında böyle gitti. Yani yerelde şimdi ittifaklar diyoruz ya, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, yani elma ile armutu topladığın zaman ne elma oluyor ne armut oluyor. Yerelin farklı dinamikleri var. Evet. Yerel seçimlerin çok farklı dinamikleri var. Meclis üyeleri de seçiyorsunuz. Meclis üyelerini o demografik yapıya göre, hemşerilik ilişkisine göre, beceriye göre, yapabilme durumuna göre meclis üyelerini de seçiyorsunuz. Yani yerelin farklı dinamikleri olduğu için, yani biz yaşıyoruz işte, Çorum'da yaşandı AKP. İl başkanı istifa etmek zorunda kaldı. Samsun'da hem MHP hem AKP il başkanını görevden aldılar, uymuyorlar diye. Yukarıda belki çatıda pek sıkıntı yokmuş gibi görüntü imajı veriyorlar parti disiplini açısından. Ama aşağıda kazan kaynıyor. Yani yerelin çok farklı dinamikleri var. Çarşıdaki hesap pazara pek uymuyor gibi. Evet, bu açıdan iki ittifakta da sorunlar oldukça fazla var. Doğaldır. O tabii göreceğiz onları. Aday belirlemede ondan biraz gecikiyor olabiliriz. Ama en doğrusunu, en iyisini genel merkez yapacaktır diye düşünüyorum. Evet, anketler sonucunu göreceğiz. Herhalde bu hafta anketler sonuçlanır. Önümüzdeki hafta. Evet. Artık MYK'da yavaş yavaş karar aşamasına gelir. Ama herhalde 24-25 falan bulacak. Yani ay sonuna kadar belli olur. Ondan sonra geçen seçimlerde de 8 Şubat falandı galiba bildiğim kadarıyla. Zaten 8 Mart'a kadar listelerin kesinleşmesi lazım. Biraz rahatsızlık yaratmıyor mu aslında adaylar arasında? Yani adaylar olabilir de işte aday çokluğu, daha iyi bulma, yanlış yapmama, her adayı... Mesela bizim burada adaylarımız var.
ilçe adayları. Her adayla ilgili her türlü bilgiyi genel merkez biliyor. Ben Mehmet Türkal neymiş? Biliyorlar. Çoluğuma, çocuğuma, bilmem neyime kadar biliyorlar. Çok iyi çalışmışlar derslerine. Çok iyi biliyorlar. Ben o konuda iyi bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Sizin gibi bunca eski parti geçmişi olan bir kişiyi bilmemesi için bir neden yok yani. Başkaları da içinde. Biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz parti içinde. Demokrasi olan inancımız, parti üyesi olmanın verdiği sorumluluk. Genelden şöyle İzmir'e doğru gelelim. Nasıl gidiyor İzmir'de çalışmalar? Vallahi bizim örgütler çalışıyor. Yani geçmişte yaşadık referandumdan bu yana genel seçim. Parti eğitmenlerimiz var. Hatta dün Nurhan arkadaşımız vardı. Nurhan Yanya, eski kadın kolu başkanımız, ilk kadın kolu başkanımız. O da parti eğitmeni. Dün Çiğli'de eğitim veriyorum diye şey yaptı. Yani her ilçede parti eğitmenlerimiz eğitimlerine devam ediyorlar. Şey durmuyor, çalışma durmuyor. Yani örgütlerimiz bu konuda dinamik, çalışkan çalışıyorlar. Yani gecikmesi çok fazla problem yaratmayacak diye düşünüyorum. Evet. Biraz dışarı çıkıp da başka bir soru yönelteyim. Aslında geçenlerde Sayın Hasan Karabağ bir açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar hakkında söyleyeceğiniz bir şey var mı? Şimdi çünkü bu bütün İzmir'i ilgilendiriyor. Dolayısıyla sizi de ilgilendiriyor. Şimdi ben de naçizane Konak Belediye Başkanı adayıyım. Şimdi Hasan Karabağ'ın o kendi özel içselleştirdiği bir durum. Onunla ilgili yorum yapmayayım. Onu partinin yetkili etkili konumunda olan arkadaşlarımız yapsın. O konu beni aşar. Bizi aşar diyorsunuz. Evet, konağa gelelim. Konak. Konak'ta gerçekten oldukça fazla aday var. Evet. Bütün adaylar da kendi çapına tabii çalışmaya yürütüyor. İşte onlar da bir siyasi çalışma. Elbette. Geçenlerde İYİ Başkanım işte çalışıyoruz falan noktasında bir aday arkadaşımız sormuştu. Aday adaylarıyla yapılan bir toplantı. Yani o çalışmalar parti için yapılan çalışmalar. Elbette. Yani aday adayların yaptığı çalışmalar da partinin başarısı için yapılan çalışmalar. Aday gösterse de göstermese de bir çalışma yapıyor. O yani partinin kazancı, parti için yapılan çalışmalar. Şöyle döneyim, tekrar AK Parti adaylarına döneyim. AK Parti adayları örgütten gelmesi, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünde bunun dışında farklı eğilimler olursa rahatsız edecek mi İzmirli seçmeni? Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tabanını. Yani örgütten gelen kişilerin dışında kişiler gelirse. Şimdi siz de özellikle üzerine bastınız bunu da o açıdan soruyorum. Rahatsız sıkıntı yaratabilir bazı yerlerde ama Cumhuriyet Halk Partili seçmen ne kadar kırılsa da, üzülse de, içine sinmeyen bir aday olsa da gider oyunu verir. Partisine oyunu verir. Başka türlüsünü, aksini düşünmüyorum. Yani geçmişte aday gösterilmediği için istifa edenler falan yaşadık bunları ama yani onlar çok ekstrem şeyler, örnekler. Onları farklı yorumlamak lazım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin %100'e yakını kısa da üzülse de gider partisine oyunu verir. Ha burada dikkat edilmesi gereken eğer yani örgütle eşgüdüm içinde çalışan, örgütle beraber çalışacak yani örgütten gelen adaylar olursa parti örgütü, parti üyeleri daha coşkulu bir şekilde yani emeğini daha fazla koyarak çalışır. Çevreden oy getirmeye çalışır. Öbür türlüsü gider oyunu verir. Onda bir sorun yok. Ama işte o coşkuyu yakalamak, dışarıdan da oy alamayacağımız yerlerden oy alma çalışması yapmak, örgütten gelen adaylar olursa o daha avantajlı olur. AKP'nin alternatifi yoktu. Zorunlu olarak ilçe başkanlarını koymak zorunda. Dışarıdan o tür insanları bulma şansı yoktu AKP'nin. Hı hı. O nedenle bir de il başkanı orada tahmin ediyorum etkin rol oynadı. Yani il başkanının katkıları, inisiyatifi ağır bastı. O nedenle böyle bir durum oluştu AKP'de. Adayların fazla olması dediniz ya bizde her bütün içeride adaylar çok fazla var. Bu partiye olan güveni gösteriyor tabii bir yerde. Yoksa partililerin kendine olan güvenleri mi? Hem partililerin kendilerine olan güvenlerini hem partiye olan güveni gösteriyor. Her ikisi birlikte diyorsunuz. Evet, konağa gelelim şimdi.
Neler yapıyorsunuz? Nasıl oluyor? Gittiğiniz yerlerde nasıl karşılanıyorsunuz? Şimdi özellikle şunu sormak istiyorum. Siz Karabağlar'da çok iyi tanınan bir isimsiniz. Tamam, bütün örgüt tanıyor aslında. Mehmet Türkoğlu'yu bütün örgüt tanıyor. Onu da sağ biliyorum. Teşekkür ederim. Kurak'ta tanınıyorsunuz. Ama Karabağlar'da beklenirken konağa geldiniz. Konak'ta nasıl karşılanıyorsunuz gittiğiniz yerlerde? Şimdi ben Konak'ta geçen dönem mevsili yaptım 5 yıl. Evet. Grup başkan vekiliydim. İyi bir çalışma oldu o zaman. Hı-hı. Yani yapıyı biliyorum, sadece Konak değil tabii, Karabağlar değil, Narlıdere. Uzun yıllar partinin değişik kademelerinde görev yapınca hemen hemen her ilçede iyi kötü bir tanıtım oluyor. Tabii. Yani Burcasından Narlıdere'sine. Narlıdere'den İlgen Mevsuyeli yaptım. İlderegil yaptım. Oradan geldim. Kurultay Deregeli yaptım. Yıllarda normal deregelik yaptım. Keza Karabağlar'dan. Yani Karabağlar konağa bağlıyken Yunus Emre Mahallesi Deregeli olarak Konak'ta SHP'de 3 dönem ilçe yöneticiliği yaptım. Dediğim gibi geçen dönem Mevsuyeli yaptım. Yani bir şeyim yok. Örgütü bilen birisiyim, yapıyı bilen birisiyim. Yani hiçbir sıkıntı yok. Sadece seçime bir ay kala falan çalışma değil bunlar. Biz hep bahsediyorum ölü dönemler diye. İki seçim arasında, seçim olmadığı zamanlarda önemli olan o süreçte partinin dinamiklerini harekete geçirmek, çalışmak. O süreçte insan bulmuyorsunuz. Yani bazı misafirlerimiz oluyor. Ben onlara kiracı olarak ad ediyorum. Bazıları yanlış anlıyor gerçi de. Yani seçime bir ay kala geliyor, adayım diyor. Seçiliyor veya seçilmiyor, gidiyor. Ama bu partiyi yıllardır sırtlayan, götüren, o seçim olmayan dönemlerde, şimdi 4 sene seçim olmayacak mesela. Burada örgütler götürecek bunu. Kira gelecek, kiraya ödeyecek. Elektrik gelecek, elektriği ödeyecek. Etkinlik olacak, etkinliğe bu örgütte örgüt emekçileri çalışacak. Yani önemli olan bu örgüt emekçileriyle eşgüdüm halinde götürmek işi. Hep onu diyorum, ben belediye başkanı olduğumda örgütümle beraber yöneteceğim belediyeyi. Örgütle beraber ne yapılması gerekiyorsa yapacağım. Yani örgütümle beraber çalışacağım. Onu söylemeye çalışıyorum. Örgüt varsa, örgütleri ise, örgüt çalışıyorsa parti çalışır. Biz örgüt partisiyiz. Yani yapacağımız örgütle iyi geçinmek, iyi çalışmak, örgütle beraber hareket etmek. Aslında bu söylediğiniz çok önemli. Ben örgütle çalışacağım diye birçok aday söylüyor bunu. Fakat iş pratiğe gelince sanki bir şeyler böyle aksıyor. Nasıl oluyor? Ama ben aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz denilir ya. Ben geçmişten beri aşağıdayım. Hep aşağıda siyaset yaptım. Hep tabanda siyaset yaptım. O yukarıdaki ilişkileri bir türlü kuramadım. Nedense beceriksiz miyim? O konuda bir eksikliğimiz mi var? Ben hep devamlı aşağıda üyelerle beraber, vatandaşla beraber, örgütümle beraber siyaset yaptım. Yukarıda bir türlü o bağı kuramadık. Olmadı. Eksikliğimiz o belki şey olarak. Yani bizde böyle bir şey olmayacağını parti örgütü gayet iyi biliyor. Bende olmayacağını biliyor. Mehmet Türkbey'i tanıyor. Beni tanıyanlar bilir. Evet. Hani yani derler ya, kapım her zaman açık olacak, telefonun 24 saat açık olacak. Havayı dağıtayım birazcık. Siyasetin dışında bir şey söyleyeyim. Oscar Wilde Amerika'da gezerken bir arkadaşı görmüş. Ya demiş, ne bu kılığın kıyafetin, ne bu peşmürde halin diye. Oscar Wilde cevap vermiş, boş ver ya demiş. Beni burada kimse tanımaz diye. Gel zaman git zaman 3-4 ay geçmiş. İrlandalı ya kendisi, İrlanda'da Dublin'de gezerken yine tesadüf aynı arkadaşı görmüş. Ya demiş, ne bu kılığın kıyafetin. Boş ver demiş, beni burada herkes tanır. Yani yani biz partide 40 kişiyiz, 40'ımız da birbirimizi tanırız. Yani aktif siyaset yapanlar birbirinin ne olacağını, ne yapacağını, ne edeceğini gayet iyi bilir. Çünkü sınanmıştır bu delege seçimlerinden, ilçe kongrelerinden, il kongrelerinden, kurultaylardan insanlar birbirini sınamıştır. Ne kadar birbirine güveneceklerini, ne kadar beraber olacaklarını, ne zaman kol kola hareket edeceklerini sınanmıştır. Herkes birbirini gayet iyi tanır. Mehmet Türkbay'ı da iyi tanıyorlardır. Evet. Tekrar konağa gelelim. Konak'ta malum AK Parti ve MHP'nin bir ortaklığı var. Bu ortaklık CHP'yi rahatsız edecek mi? Hayır. Yani o rahatsız edecek seviyede bir oy çıkaracak mı? Yok. Size?
Yok. Biz Konak'ta ilçe başkanım da Çağrı Guruşçu, dediğim gibi dinamik, çalışkan bir arkadaşımız. Yani hedefi %60'lar civarında. Bizi hiç etkilemeyecek. Biz Konak'ta iyiyiz, iyi olacağız, iyi olmaya da devam edeceğiz. Peki İyi Parti ile olan ilişki, ortaklık? Şimdi İyi Parti ile tabii doğaldır, ittifaklar yapılıyor. Yerelde daha sık oluyor bu. Ama o genelde sandıkta oluyor. Yani diyelim Konak'ta bir ittifak yapamadık. Karabağlar'da bir ittifak yapamadık. Doğaldır bu. Ama İyi Partili seçmen bakacak orada. CHP'li seçmene veya başka partinin seçmenine. Yani ben İyi Parti seçmen, ben ne yapıyorum? Ben vatanımı, ülkemi, İzmir'imi seviyorum. Çıkaracağım aday vatanını, İzmir'i, ülkesini seven bir aday. Adayım çıkmadı, olmadı. Kaybedecek konumda. Bakacak CHP'nin adayı. CHP'nin adayı da vatanını, ülkesini, İzmir'i seviyor. İzmir için iyi şeyler yapacak, yapmayı vaat ediyor. O normal kendi partisine gelirken bizim partimize oyunu verecektir diye düşünüyorum. Zaten 24 Haziran seçimlerinde herhalde barajı geçsin diye de bir takım suni geçişler de oldu partiler arasında. Onlar geri gelecekler. Biz diyorsunuz, ittifak olsa da olmasa da. Şimdi tabii Gresham kanunu, hep söylerim. Kötü para iyi parayı piyasadan kovar. Ne yapıyoruz? Cebimizde iyi parayı tutuyoruz. Dolar, döviz, bilmem ne. Kötü para, değersiz parayı şey yapıyoruz. Yani kısa anlatım bu. Siz de iktisat okudunuz ya. Yani bunu siyasete indirgerseniz, siyasette kötü politikacı iyi politikacıyı piyasadan siliyor. Şeyli. Burada artık vatandaş gözünü açtı. Vatandaş yaşıyor bazı şeyleri. Vatandaş görüyor. Bir poşet olayı gördüğünüz ne hallere getirdi. Köprü ücreti artışı oldu. Millette tıs yok. Osman Gazi 103 liraya çıktı. Bir arabanın geçişi 70'ten 103 liraya çıktı. Tık yok. Dolar indi, bilmem bir şey oldu. Tık yok. Bir poşet olayı aşağıda söyleniyor. Sessiz, 25 kuruş. Bir sessiz çığlık olacak. Tabii. Yani aşağıda. Vatandaş ne, artık... Ne diyorsun poşet olayı için? Önemli bir şey aslında. Ya önemli. Yani amacından sapan bir şey. O işte çevreyi korumak. Poşetin tabii doğada yok olması, imha olması çok uzun yıllar alan bir şey. 400 yıldan bahsediyoruz. Şimdi hep çöp poşeti olarak kullanıyoruz. Evet. Ama onlar değişik kanallarla geri dönüşüm sağlanabilir. Mesela Amsterdam'da bir ara gitmiştim oraya. O geri dönüşümlerle ilgili şehrin %80'i onunla ısıtılıyor, onunla ışıklandırılıyor. Yani çok değişik projeler var. Başka şeyler de olabilirdi. Yani illa 25 kuruş, şimdi 25 kuruş. Evet. Yani maliyet şu anda 25 kuruş. Belki halkın tepkisini çekmek adına. Yani 3 ay sonra, 5 ay sonra maliyetteki artışlarla belki 50 kuruşa çıkacak, belki daha fazla çıkacak. Ama vatandaş sadece ekonomik yönden değil, yani ne diyeyim, çok argo bir tabir olmasın diye konuşmak istemiyorum ama işte neyse, konuşmayayım onu. Evet, aslında Avrupa'dan geldi bize bu çöp torba, naylon torba hikayesi. Avrupa'dan geldi. Avrupa yıllar önce kaldırdı ama biz de devam ediyor. Gerçekten doğaya çıkıp şöyle ortaya bir bakınca o kadar çok, bırakın doğaya bakmayı, denize bile bakınca o kadar çok naylon torba giriyor ki. Maalesef. Çevre kirliliği. Aslında olumlu bir adım diyebilir miyiz bunu? Yani olumlu bir adım deriz ama başka formüller bulunabilirdi ona. Yani şimdi yapılacak o kadar şey var ki, yerel yönetimler diyelim. İmar affı mesela. İmar affı. Tabii. Ben imar affı en son bildiğim kadarıyla, tarihi hatırlamıyorsam 30 Kasım 1985'te çıkmıştı imar affı en son. Şimdi yerel seçim öncesi tekrar çıktı. Uzatıldı 6 ay daha. 31 Aralık itibariyle 9 milyon kişi imar affına müracaat etmiş. 9 milyon kişi. Yani bir ailede 4 kişinin yaşadığını düşünürsen 4 kere 9, 36. Yani 36 milyon. Yani Türkiye'nin yarısı imar affına başvurmuş. Türkiye'deki yapıların yarısı kaçak. Daha 6 ay içinde gelecekleri saymıyorum. Gelecekleri saymıyorum. Yani imar kanunda değişiklik yaptılar. İşte imar kirliliğine kaçak balkon yaptın veyahut da ilave yaptın. İmar kirliliğinden ceza davası açılıyor.
bir yıl hapis. Sabıkan yoksa onaya indiriyor. Hükmün açıklanmasının ertelemesi. 5 yıl içinde suç işlersen geliyor. Kaçak yapının yıkılması artı onunla ilgili encümenden gelen para cezası. 3 tane yasal şeyi var. Yani bu 9 milyon yapıyla ilgili kaçta kaçına bu tür meyil uygulandı? Yeteri kadar denetim yapılmıyor. Binayı adam yapıyor, bitiyor, bittikten sonra geliyor. O saatten sonra geliyorsun, suyunu da bağlıyorsun, elektriğini de bağlıyorsun. Oh, yan gel Osman yat. Belediyelere sorun oluyor. Yan gel Osman yat. Yani burada çarpık kentleşmeyi biraz da kendimizde aramamız lazım. Bu iman affında da bir sürü aksaklıklar. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili birçok belediyelerin önüne sıkıntılar gelecek. Evet. Adam 60 metre kanuna aykırı yer yapmış, 50 metre bildirmiş. 10 metre ne olacak? Süresi geçmiş, tekrar müracaat edemeyecek. 10 metreyi mi yıkacaklar, yıkmayacaklar mı? Kanunun bir şeyinde tamamı için müracaat edersiniz diyor. Adam ben bir balkon yaptım diyor. Tamamı için niye müracaat edeyim diyor. Yorumlarda da sıkıntılar var. Yani önümüzdeki süreçte belediyelerin önüne bu tür yasal problemler de gelecek. Yani deveye sormuşlar neren düzgün diye, neren doğru gidemiş. Yani bu ortamda belediye başkanı olmak da kolay değil. Anladın? Kolay değil. Yani belediye başkanlığı hakikaten çok zor bir iş. Çünkü tam kanunları uygularsan uygulamak zorundasın yasal çerçevede. Her şeyi de kontrol edemiyorsun. Yani o nedenle örgüt ekip derken onu kastetmeye çalışıyorum. Deneyimli birikimli konusunda uzman insanlarla beraber belediyeyi yönlendirmek lazım. Yani tek başına ben yaparım ederimle olacak bir şey değil. Yani hukukçusu, mimarı, şehir plancısı, haritacısı, yani düzgün bir şekilde bunlarla iyi bir uzman kadroyla götürmek lazım diye düşünüyorum. Evet, işiniz kolay değil ama bir yola çıktınız. Şöyle son dakikalarımıza da geldik. Sizi serbest bırakayım, şöyle ekranlarımıza dönelim. Neler söylersiniz konaklılara? Konaklara, İzmirlilere, İzmirli konaklı ne yapacağını gayet iyi bilir. En iyisini yapar. 31 Mart seçimlerinde de en iyisini yapacağına inanıyorum. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. Projelerden fazla bahsedemiyoruz aslında. İnşallah projelerden bahsedeceğimiz günde gelir. İnşallah. Evet, sayın seyirciler, Seçime Doğru programımız burada sona eriyor. Konuğumuz Sayın Mehmet Türkbay'dı. Cumhuriyet Halk Partisi Konak Belediye Başkanı aday adayı. Biz yeni günler sonra kendisine çalışmanda başarılar diliyoruz. Ve yeni bir yeni günde gündemde tekrar buluşmak dileğiyle. Hepinize hoşçakalın. Teşekkür ederim.